Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir yemek videosu çekmiyordum çünkü Instagram'daki işlerim bayağı yoğunlaştı. Ondan kaynaklı karantina döneminde hepimiz böyle mutfakta bir şey falan olduk ama sonra yavaş yavaş tabii biraz daha bu çekimler, yemek yapımları, pasta yapımları azaldı. Ben de bugün Mardin dizme yapacağım ve gerçekten hani baktım YouTube'da hiçbir yemek sayfası Mardin İzmir'i tavuklu yapmamış. Hepsi köfteli olarak yapmış ki gerçi geneli hani o şekilde köfteli yapılıyor ama biz aile olarak tavukluyu da çok çok seviyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle tarifi vermeye geçmeden her şeyimi hazırladım. O şekilde size tarifi vereceğim. Çünkü tek tek uğraştığım zaman gerçekten çok çok uzuyor da video. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu da beğenirseniz daha da mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi kalıbım yani yemeği koyacağım kap bu. Sonrasında 2 tane patlıcan, 3 tane patates, bilmiyorum yani art arta zaten kenarına köşesine sıkıştırırım. Ve biberim var. Bu şekilde tavuğumla birlikte hepsini dizeceğim. Tavuğumun içine sos olarak da zeytinyağı koydum. Pul biber, karabiber, tuz. O kadar. Başka bir şey yok. Hepsini harmanladım. Sos halinde harmanladım. Tavuğumda baharatları bu şekilde. Onun haricinde salçalı su yaptım. 2 kaşık Mardin salçasından kullandım. Mardin salçası efsanevi bir salça gerçekten. Dolapta hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Hatta kayınvalidem direkt bildiğimiz oda sıcaklığında muhafaza ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok çok güzel. Ondan suyunu hazırladım. Biraz da zeytinyağı döktüm yine. Ve tabii ki şöyle daha önce doğramış olduğum domatesler var. Kahvaltıdan kalmış olanlar. Onu da bu yemeğimde kullanacağım. Hepsini sıra sıra dizeceğim. Sonrasında suyunu dökeceğim ve sonrasında da folyoya yapıp fırına vereceğim. Hatta aklımdayken fırını da açayım. Unuttum açmayı. Hemen benim her zamanki pişirmiş olduğum ayara getireceğim fırınımı da 180 derecede inşallah güzel güzel pişecek. Ben hazırlarken fırınım ısına koysun. Şimdi yavaştan başlayalım. İlk önce şeylerimizden, patlıcanlarımızdan başlayalım. Yani dizme önemli değil. Nasıl dizerseniz arkadaşlar, nasıl canınız istiyorsa o şekilde dizebilirsiniz. Aslında tavukları biraz daha büyük doğrayabilirmişim ama ben küçük doğramayı tercih ettiğim için domates de koyalım hatta araya bir iki tane. Böyle koymayı tercih ettiğim için biraz küçük olmuş ama bir dahakine muhtemelen daha büyük keserim. Daha şöyle yapalım. Bu şekilde şöyle yaklaşalım Ömer. Bu şekilde bütün kabımı dolduracağım. Zaten en son bitmiş halinde size gösteririm. Sosunu dökerken bu şeyli salçalı sosunu dökerken gösteririm. O zaman ben dizmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar dizmemi yaptım. Şimdi sosumu dökeceğim. Bu şekilde yaklaşalım birazcık Ömerciğim. Tam anlamıyla dizdim. Yani biraz benim kesimim aslında tam olmadı. Eşitsizlik çok fazla ama siz kestiğiniz zaman tabii ki daha eşit şekilde kesersiniz. Daha güzel bir görüntü sağlanabiliyor. Şöyle sosumu da döktüreyim üzerine direkt. Şu şekilde yani yeterli aslında ama neyse biraz daha döktürelim. Birazcık fazla gelecek, bu kadarı yeterli. Şimdi bunu alacağım şöyle. Folyoya aynısını şeyde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıymalı da yapabilirsiniz. Daha iyi pişmesi için şöyle folyoya saracağım. Güç de olsa folyomu kapattım. Şimdi fırınıma veriyorum. Hop. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla. Pişirin yanında da evet. Bir yanında da arkadaşlar bildiğiniz yine her zamanki gibi bulgur pilavını yapacağım. Akşam yemeğimiz hazır. Arkadaşlar yemeğim olurken
kargom gelmişti dedim, hazır gelmiş, birlikte açalım bakalım buraya falan gelmiş. Yani beyaz bir takım gelmiş ve boncuk işlemeli, en sevdiğim. Ay bakar mısınız, çok güzel olmuş ya, çok beğendim. Bu arada hazır şeyken size de söyleyeyim, Zerafet Butik'ten arkadaşlar, çok kibar olmuş. Instagram'dan sayfasına bakabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'dan beni de takip edebilirsiniz. Bu şekilde ürünlerin tanıtımını gerçekleştiriyorum. Bakalım başka ne gelmiş. Şunu şöyle koyalım. Beyaz bir de ya. Yani kirlenme olasılığı en fazla, en yüksek olan. Dur bakalım. Bir de böyle allık dolu bir şeyler var. Bu arada kendi tasarımları arkadaşlar, Zerafet Butik'in kendi tasarımları. Çok hoş olmuş. Bunu şimdi mesela tatilde kullanmam için gönderdiler. Direkt hani böyle üzerime giyip çıkmalık denize, havuza gitmedik. Bu da yine allı pullu bir şey. Ya biliyorlar işte benim nasıl sevdiğimi. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Butiği direkt hani eğer bulmak istiyorsanız, dediğim gibi Instagram'da tanıtımını yapıyorum. Görsellerime bakıp oradan etiket kısmından bulabilirsiniz. Bu da haşa masalarım. Yok, bu Hüma'nın haşaması. Bu Hüma'nın haşaması. Bir dakika. Evet, bu Hüma'nınki. Şu da benimki galiba. Yok, bu Hüma'nın üst giyimi için. Şeyden çıktıktan sonra, denizden çıktıktan sonra üst giyimi için. Çünkü o şekilde konuşmuştuk. Bu da benimki olması gerekiyor. Ay takım göndermiş. Haşamada bile yani. Al full yarabbim. Ay valla çok kibar olmuş ya. Çok güzel olmuş. Evet, şu alt kısmında şöyle yine bu üst hani kaban gibi olan şeyin, kaban değil de işte kap, onun aynısının takımını göndermişler. Bu da haşama oluyor arkadaşlar. Şekilde yani aslında şey olarak bile kullanılır, direkt böyle günlük spor tarzda bile kullanılır. Çok beğendim. Öyle yani, dediğim gibi şimdi artık yine yemek yapmaya devam ediyoruz. Hoş. Afiyet olsun canım. Evet arkadaşlar, şöyle yemeğimiz oldu. Bu da Mardin tavuk dizme. Normalde etlisini yapıyorlar ama biz tavukla yaptık. Bakalım, inşallah güzel olmuştur. Afiyet olsun bize. El sallamak ister misin Yumoş? El sallamak. Hani öpücük? Canım.